Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 283 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Eğer sizler seferde bulsalarınız ve katip yazıcı tapalmasalarınız, onda kolga kiritiluvchi garovdur. Rahın, yani gerav, gerovlar, yani yazıcı topalmaganizda kolga kiritiluvchi gerovlar bo'lsin deyapti. Agar sizlarning ba'zilaringiz ba'zilariga ishansa, omonat berilgan kishi omonatini ado qilsin va Robbisi Allohdan qo'rqsin va guvohlikni, shahodatni yashirmanglar. Va kimda kim guvohlikni yashirsa, albatta uning qalbi gunohkordir. Va Alloh sizlarning qilayotgan amallaringizni biluvchidir. Imom Suyuti aytayaptilarki, va in kuntum ala safarin, agar sizlar safarda bo'lsalaringiz, ay musafirina, ya'ni musofir holatda, va tadayantum va dayn muomalasini qilsalaringiz o'rtalaringizda. Ya'ni yuqoridagi oyatning davom bo'lyapti. O'rtalaringizda muomala qilsalaringiz. Mol berdingiz, pulini bergani yo'q. Valam tajidu katiban farahnun. Va katib topolmasalaringiz farahnundir. Va fi qiraatin farihanun. Ba'zi qiraatlarda rohin, ba'zi qiraatlarda ruhun deyiladi. Va ba'zi qiroatlarda esa rihanun deyiladi. Jam'u rahnin, rahnning jamidir. Agar rahn bo'lsa mufrad, birlik bo'ladi. Garov degani qo'lga kiritiladigan narsa. Rihanun desangiz garovlar bo'ladi, jam bo'ladi. Ruhun desangiz u ham garovlar jam bo'ladi. Maqbudatun, ya'ni qo'lga kiritiluvchi. Qo'lga kiritiluvchi garovlar bo'lsin. Tastawthiquna biha. Mana shu garovlar bilan sizlar ishonch hosil qilasizlar. Aniq ishonasizlar. Wa bayyanati sunnatu jawaz ar-rahni fil hadari va wujud al-katib. Sunnat hazarda, ya'ni safarda bo'lmagan holatda, muqimlikda va kotiblar mavjud bo'lgan holatda ham rohin garov muomalasi joizligini ko'rsatdi. Bayon qildi. Buni Suyutinim uchun aytayapti. Ba'zilar aytadiki, oyatning zohirini olib, demakki, safarga xos rohin masalasi deydi. Lekin sunnatda ma'lum bo'lyaptiki, safarsiz muqim holatda ham bo'laveradi va kotiblar bor vaqtda ham bo'laveradi. Fattaqayyudu bima zukira, endi zikr qilingan narsaga qaytlanishlik esa Alloh taolo shu safarda deyapti. Buni hikmati lianna tavsiqa fihi ashaddu. Chunki bu zikr qilingan holatda muomalani qattiqroq qilishlik, ishonchni mustahkamroq qilishlik bu shadidroq bo'ladi. Bunga ehtiyoj ham katta bo'ladi va safar holatlarida shu rohin garov berishligi bilan ishonch yana ham mustahkam bo'ladi.
وفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. فمقبوضة degan söz qo'lga kiritiluvchi degan söz rohinda qabzning shartligini ifoda qildi. Yani fiqh kitoblarida ham o'qidilaringiz, yani jumhur adadiki rohinda garovda qo'lga kiritishlik shartdir deydi. Bir odam garov berdi. Garov qilib olinyapti degan narsa, masalan murtahin garov oluvchi degani, rohin garov beruvchi degani. Murtahin garovni qo'liga kiritishligi farzdir. Agar bir garov berilsa-yu murtahin, ya'ni garovni oluvchi odam uni qo'liga kiritmasa, rohin joiz bo'lmaydi. Jumhurning fikri bu. Lekin Imom Molik aytadiki, aqd bo'lsa, aqd bo'lgandan keyin shu berdim, oldim degandan keyin garov bog'lanaveradi-yu. Lekin garov mukammal bo'lishligining sharti qabzdir deydi. Garov amalining bog'lanishligini sharti emas deydi. Lekin Shofiylar, Hanbaliylar va Hanafiylar jumhur aytadiki, garov muomalasining bog'lanishligining sharti qabzdir deydi. Chunki Alloh taolo mana maqbudotun deyapti. Murtahin va uning vakili tarafidan esa qo'lga kirilsa kifoya qilaverar ekan, bo'laverar ekan. Shu bilan sobit bo'laveradi. Murtahin garovni oluvchi, vakil esa garovni oluvchining vakilidir. Garovni siz olishingiz kerak. Aytasizki, men u yerga bora olmayman yoki vaqtim yo'q, bir uzrim chiqdi, ketishim kerak deysizda, o'zingizga boshqa bir odamni vakil qilasiz. O'sha vakil keyin mana shu garovni qo'lga kiritadi. Fa in amina ba'dukum ba'da, agar sizlarning ba'zilaringiz ba'zilarga ishansa, ay adda'ilu al-madina ala haqqihi. Ya'ni dayn beruvchi odam dayn oluvchi odamga o'zining haqqida ishansa. Falam yartahin, va rohin garov talab qilmasa. Falyuaddi allazi u'tumina ay al-madinu. Unda ado qilsin omonat berilgan kishi, ya'ni dayn egasi. O'sha molning pulini beradigan odam amanatahu, ya'ni daynahu, omonatini, daynini ado qilsin. Valiyattaqillaha robbahu fi adayhi, shu zimmasidagi narsani ado qilishlikda Robbisi Allohdan qo'rqsin. Va la taktumu shahadata, va guvohlikni yashirmanglar. Iza du'aytum liqomatiha, shu shahodatni qoyim qilishlik uchun chaqirilganlaringizda. Va man yaktubha fa innahu asimun qalbuhu, va kimda-kim bu shahodatni yashirsa, albatta uning qalbi gunohkordir. Xussa bizzikri li'annahu mahallu shahada, ya'ni qalbi gunohkordir deyapti. Bu nima degani endi? Faqatgina qalbimi, boshqa jasadi gunohkor emasmi desiz, qalb zikrda xoslandi, chunki shahodatning yeri bo'lgani uchun. Shahodat guvohlik qalbdan keladi. Iza asima tabi'ahu g'ayruhu, qalb endi gunohkor bo'ldimi, jasadning boshqasi unga ergashadi. Sayaqabu alayhi muaqabata al-asimin, bu odam shuning uchun keyin gunohkorlarning uqubatidek, azobidek azoblantiriladi. Vallohu bima ta'maluna alim, va Alloh taolo qilayotgan amallaringizni biluvchidir. La yakhfa alayhi shay'un minhu, amallaringizdan birorta narsa Alloh taologa maxfi bo'lmaydi. Mana bu oyat yuqoridagi oyatning davomidir. Mana shu muomala masalasi. Alloh subhanahu va taolo mo'min qullarning molini himoya qilyapti. Zoyi bo'lishligidan saqlayapti. Mo'min qullarning moli yo'qolishligi, zoyi bo'lishligini xohlamayapti. Wa in kuntum ala safarin, agar safarda bo'lsalaringiz, va lam tajidu katiban, va kotib topolmasalaringiz deb yuqoridagi hukmlarga amal qila olmaydigan uzunli holatlarni bayon qilyapti. Ya'ni
Şimdi bir halettesiz ki yazılmıyorsunuz. Bu katip topalmayapsız. Ya ki katip topdiz, kağız yok. Kağız topdiz, siyah yok. Ya ki başka özürler var. Kendi özür bu sebusun. Allah-u Teala bana bir sefer özürünü beyan kıldı. Nimüçünün sefer özürünü beyan kıldı desiz. Başka özürler hem köp güldü siz. Çünkü sahabeler köpünce seferde bulardılar. Köpünce seferde yürerdiler. Yani davet için, cihad için. Sahabelerinin hayatı da sefer köp bu geldiği için Allah Teala eğer seferde bulsalarız diyet. Seferde bu geldiğinde elbette katiplerim kem topladı. Ve yine yukarıda etkenimizde İslami hükümet muasseseleri İdaraları yani bu miydi ki sefer haletlerinde? Çöllerde, deşti, biyabanlarda. Bu neseler bu miydi? Yazıştı imkanı bu megelde Allah Teala etmeyipti ki onu da yazmaya koyuruyorlar demeyipti. Katip yok ki hem eylini meyem kılaçlarını demeyipti. Belki ne deyipti? Ferihanun mekbudatun kulge kiritiluçu gerovlardır deyipti. Hani eğer yazışı imkanı olsa garav alıyorlar deyipti. Garav yani Farsça kelime uzun rahnun degeni tutulucu degeni tutmak tutulucu degen manası hem var. Kulge kiritilucu ve tutup kala degen bir neseni alıyorlar. Bizden de garavdır meşhur degen. Farsçası meşhur bo'lgan, o'zbekchasi yo'q. Lekin o'zbekchasiga shu tutilgan narsa deyiladi. Tutmoq va tutilgan narsa. Qarang, safar holatida Alloh taolo yozishning imkoni bo'lmaganda, yozishdan ham ko'ra mustahkam bo'lgan bir yo'lni ko'rsatyapti. Garov olib qo'yinglar deyapti. Masalan, mol sotdingiz. Molingiz 200 dollarlikmi? Onu kolunda 200 dolarlık telefonu bırakken, günlerini anık kılınganından keyin, mesela şu ayının 30'da ya ki 20'sinde büldü veremem dedi, anık kıldı, tayin kıldı. Şunda etesiz ki, bana geliştik meyli, şu ayının 20'sinde büldü veresiz, maldı pülünü. Ama o seferdemiz yazıp koyalma yaptık. Şunun için bir garo biraz, telefonunuzu garovga verestiyiz. Ve telefonunu alıp koyarız. Telefonu sizde kaladı. Bana şu garav deyiladi. Şuna eti yaptı Allah Teala. Ve bu bilesiz ki yazıştan köre müstahkem bugün bir muameledir. Yazıştan hem köre katlı bugün muameledir. O sizi pülüze alıp kegen vakitte telefonunu kaytarı biraz. Pülüze alıp kemese onda telefonunu satarsız da o hiç kime gendin ki? Aslında İslami hükümet bulsa, kazıya, mahkemeye barıladı. Kazı tarafından hüküm çıkarladı, satıladı. Eğer karzı şümlen tolsa, toldu. Aşkbası aşkba gendini egesine birasız. Kem bubkası, telefonu egesinden kemcilikde alas. İslami hükümet bulmasa, agahlantırasız. Bir muhlet koyasız. Gelişken vaktimiz öttü. Şimdi yine ben sizge bir hafta ya ki 10 gün ya ki bir ay muhlet veremem. Şu ay şu vakti ki de püldü tavuk geçsiz geldiniz bu mesela telefonu satamam deyisiniz. Ve başka meselelerim çünkü kıyasla duradı. Mesela maşinesini, seyyarasını ya ki üyünü şimdi kıymet baha meseleler diyem garavge koysa bunu uğradı. Yani kendidir meseleni garavge koysa bunu uğradı. Garav meseleleri fikri kitaplarda okudularız. Fiqh kitablarda nihoyatda mükemmel bayon qilingan. Juda masallari ko'p. Qarang, Alloh taolo qanchalik himoya qilyapti. Mana shu oyat ham muomala qilganda yozib qo'yishlik sunnati muakkada ekanligini ko'rsatyapti. Qarang, uzunli holatlarda kotib topolmasalaringiz, mayli zarar yo'q. Fala junaha alaykum demayapti, sizlarga gunoh bo'lmaydi demayapti. Balki qo'lga kiritiluvchi rahiller, garovlar bo'lsin deyapti Alloh taolo. Garov bo'ladigan narsalarning turlari ko'p va ba'zi turlarda ixtiloflar bor. Endi maqbuda mana Alloh taolo qo'lga kiritiluvchi garovlar deyapti va shu sifat zikr qilyapti.
ulamolar aytadiki, agar rohin garov muomalasida qo'lga kiritishlik muhim bo'lmagan deydi, lozim bo'lmagan deydi, Alloh taolo bu sifatni keltirmasdi. Alloh taolo garovni qo'lga kiritiluvchi deb zikr qildimi? Demakki shart ekan deyishadi va jumhur aytadiki, garov muomalasining bitishligini sharti qo'lga kiritishligidir. Qo'lingizga oldingizmi, keyin bitadi. Garov beradigan odam rohin deyiladi, oluvchi odam murtahin deyiladi. Ya'ni molikilardan boshqa uchala mazhabda qo'lga kiritishlik shartdir. Moliki mazhabida esa mukammal bo'lishligi uchun shart deyiladi. Aqdning bog'lanishligi uchun emas. Modamiki murtahin garovni oladigan odam garovni qo'lga kiritmasa, garov masalasi amali bitmaydi. Jumhurga ko'ra. İmam Malik'e göresi akıd bilen bu kalı uğradı. Aldın derdin diyen bilen bu kalı uğradı. Murtahin garonu alıcı uzu almasa vekili asayan bunu uğradı. Ya ki ortadaki bir adaletli adam asa buladın bu miydi mi? Onda ihtilaflar var. Bazıda bu miydi deyilirken cumhuriyet dedi ki bu uğradı deyil. Köpçülük ulamalar ahl-i sünnet ve cemaat etedi onu adil deyiladı onu. Ortadaki adaletli insan. Takvali insan. Murtahin emas u, murtahinni vakili emas, o'rtadagi odam. Adolat, ya Alloh rizosi uchun shu narsani olib oldida saqlaydi. Bu endi haligi garovni saqlashlik masalalari, buni ham tafsilotlari ko'p bilasizlar. Murtahin, masalan siz bir odamdan aytiladiki, ot oldingiz. Ot olib uni saqladingiz, uyingizda saqladingiz, o'g'lingiz uyida saqladingiz. Uni hukmlari boshqa. Bir do'stingizni qo'shningiz uyida saqlab qo'ydingiz, uni hukmlari boshqa. Va ot o'lib qolsa, uni masallari bor. Birasida garovda masallari nihoyatda ko'p. Shu garovga tegishli juda ko'p ahkomlar chiqarsa bo'ladi. Lekin bular far'iy masalalar, fiqh kitoblariga qaytishlik kerak. Mana Muxtasar al-Quduriyda aytilgan rohin kitobida, garov kitobida bu masallar muxtasar holatda aytilgan. Fa in amina ba'dukum ba'da. Agar ba'zilaringiz ba'zilariga ishansalaringiz, ya'ni ishansa va o'rtada yozishligi ham talab qilmasa va rohin ham talab qilmasa, garov ham talab qilmasa. Mayli garov kerak emas, mana shu molni sizga sotdim, ishandim desa, deyapti Alloh taolo. Fal yuaddi ado qilsin. Allazi u'tumina amanatahu. Omonat berilgan odam omonatini ado qilsin, deyapti. Molning pulini bersin, deyapti Alloh taolo. Yuqorida aytdik, shuning uchun yozishlik masalasi farz emas dedik. Umumiy holatlarda sunnati muakkada dedik. Mana bu oyat shuni ko'rsatyapti. Lekin ba'zilar yuqorida aytdik, farz deyishar edi. Shu oyatdan farziyati mansub bo'lgan deydi. Agar ishansalaringiz, yozmasalaringiz bo'laveradi deb. Ba'zi aytadiki, yo'q, farzu, lekin aniq ishonadigan bo'lsa bo'laveradi deydi. Lekin eng to'g'ri qavl, eng to'g'ri fatvo shuki, aslida yozishlik sunnati Makkada, ishongan vaqtingizda, nihoyatda ishonchli bo'lgan vaqtda yozishlik mustahab, ishonmagan vaqtingizda va gumon qilgan vaqtingizda, qo'rqgan vaqtingizda esa yozishlik farz bo'ladi. Qarang, holatga qarab o'zgaradi. Ba'zan farz, ba'zan sunnati Makkada va ba'zan esa mustahab bo'ladi. Holatga qarab o'zgaradi. Shu bilan mana butun ulamolarning fatvolari jamlandi. Ba'zilar farz, ba'zilar sunnat, ba'zilar sunnati Makkada, ba'zilar mustahab deyishar edi. Shu qavullar mana hammasi bir o'rtaga keldi. Endi bu degani, agar ba'zilaringiz ba'zilariga ishonsalaringiz degani, yuqoridagi yozishlik ishonmaslik degani emas. Bu yerda qattiq ishonch masalasi ketyapti. Chunki Alloh taolo yozishlik masalasida ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan kishilar, iza tadayantum bidaynin, o'rtalaringizda bir dayn bilan muomala qilganlaringizda, deyapti. Qaray, mu'minlarga xitob qilyapti. Mu'minlar albatta bir-biriga ishonadi. Bir-biriga yomon gumon qilmaydi-ku. Bir-biriga xiyonat qilmaydi va xiyonat qilishligini gumon ham qilmaydi, joiz emas. Alloh taolo taqvoli, iymonli kishilarga amr qilyapti yozib qo'yishlikka. Demak, u faqatgina ishonmaydigan holatda emas,
Lekin bu oyat fa in amina ba'dukum degani qattiq ishonsalaringiz degani. Yoki ikkinchi tafsir borki ulamolar aytadi, bu yuqoriga tegishli emas bo'ladi. Yozishlik masalasiga tegishli emas. Bu faqat rohin masalasiga tegishli. Garov masalasiga. Yozishda imkoni yo'q. Endi garov olaman desa, garov olsin, olmasin, bu masalada ixtiyorlidir. Agar bir-biriga ishansa, ishangan odamlar garov olmasa bo'laveradi degan masala kelib chiqadi. Qarin fa in amina ba'dukum ba'da, agar ba'zilaringiz ba'zilarga ishansalaringiz degan oyat ikki yerga bog'lanyapti. Yo yuqoridagi butun masalaga yoki faqatgina safardagi garov olishlik masalasi. Shunga qarab albatta hukmlar ham o'zgaradi. Va ishangandan keyin omonat berilgan odam omonatini ado qilsin deyaptilar. Omonatni ado qilishlik albatta farzdir. Chunki birovning haqqi-ku. Omonatga xiyonat qilishlik haromdir. Tushunyapsizlarmi? Omonatga xiyonat qilish harom. Payg'ambarimiz alayhissalom sahih hadislarda aytadilarki, munofiqning alomati 3-tadir. Gapirganda yolg'on gapiradi, va'da bersa va'dasiga xilof qiladi va omonat berilganda omonatga xiyonat qiladi. Qarin, omonatga xiyonat qilishlik munofiqlikdir. Mo'min kishi omonatga xiyonat qilishi mumkin emas. Xiyonat qilmaydi omonatga. Omonatga xiyonat qilgan insonlarda din qolmaydi. Chunki omonat mana amin kalimasidan chiqyapti, iymon omonat hammasini mastari bitta. Qarin, amina. Amana. Sulosiy majidga o'tadi iymonda. Aslida amina bo'lgan. Ishonmoq masalasidan kelib chiqyapti. Shuning uchun ba'zi hadislarda keladiki, omonati bo'lmagan odamni dini yo'q deb keladi. Zotan mana munofiq to'g'risidagi hadis sahih hadis shu kifoya qiladi bizga. Omonatga xiyonat qilishlik haromdir. Qat'iy haromdir. Oziga ham ko'piga ham xiyonat qilinmasin. Alloh taolo omonatni ado qilishlikka buyuryapti. Valiyattaqillaha robbahu va robbisi Allohdan qo'rqsin deyapti. Allohdan qo'rqishlik kerak. Omonatga xiyonat qilgan odam ikkita gunoh qilyapti. Biri qulga zulm qilyapti, bandani haqqini yeyapti, ikkinchisi Allohdan qo'rqmayapti. Allohning taqvosini tark qilyapti, Allohga ma'siyat qilyapti. Allohga isyon qilyapti. Va la taktumush shahada. Va shahodatni yashirmanglar. Guvohligini yashirmanglar. Ya'ni guvohlikka chaqirilgan vaqtida guvohlik beringlar. Yuqorida keldi bu masalalar, guvohlik masalalari. Nima uchun takrorlayapti? Ikkita ma'nosi bor. Ikkita tafsiri bor. Biri shu faqatgina safar holatiga tegishli. Safar holatida ham agar guvohlikka chaqirilsa, guvohlikni yashirmanglar. Guvoh bo'lgan bo'lsalaringiz. Ikkinchisi yuqoridagi masalalarning hammasiga tegishli. Bunda yuqoridagi masalalarga ta'kid bo'lyapti. Buni o'sha yuqoridagi masalalarga tegishli qilsangiz, ya'ni ham zohirroq bo'ladi. Shuning uchun bundan oldingi oyatda ham fa in amina ba'dukum ba'dan ham yuqoridagi butun masalalarga tegishli qilishadi. Shuning uchun hali ba'zilar yozishlik oldin farz bo'lib shu oyatlar mansub bo'ldi deydi. Va man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu. Va kimda kim shahodatni yashirsa, guvohlikni yashirsa, albatta u qalbi gunohkordir. Qarang, qalbi gunohkor. Qalbi buzuqdir deyapti Alloh taolo. Juda qo'rqinchli narsa bu. Insonlar aytadiki, men zohiran yomon insonga o'xshayman, ba'zan xato qilaman, lekin qalbim pok deydi. Qarang, fosiqlar ham aytadiki, qalbimiz pok. Bizning qalbimizda yaxshilik ko'p deydi. Fosiqlar ham qalbini buzuqligini qabul qilmaydi. Qabul qilgisi kelmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, guvohlikni kim ikkashiradigan bo'lsa, albatta uning qalbi gunohkordir deyapti. Qarang, juda bir og'ir gap bo'lyapti. Qalbi buzuq bu insonni. Bir insonning qalbi buzuq bo'lgandan keyin zohiridagi go'zallikning e'tibori yo'q. Balki zohiridagi go'zallik, tilidagi go'zallik
münafıklık, sahtekarlık bo'ladi. Qalbi buzuqdir deyaptimi, zohiriga ishonmanglar uni. Qaray, shahodatni yashirishlik qancha gunoh, katta gunoh. Gunoh kabiralardandir. Va yolg'on guvohlik berish esa u ham katta gunohlardan, gunoh kabiradir. Yolg'on gunoh bilan shahodatni yashirish bir-biriga o'xshaydi. Haqni gapirmayapti-da. Bir mu'minning haqqiga zulm qilyapti, zulmga yordamchi bo'lyapti. Bilasizlar, bu guvohlikni yashirishlikda juda ko'p gunohlar bor. Haqni yashirishlik, Allohga isyon qilishlik, tug'yon qilishlik, mana qalbini buzuqligi, munofiqlik, qalbi bilan zohirini bir xilmasligi va kazzoblik, yolg'onchiligi, omonatga xiyonat qilishligi, zolimlarga yordam berishlik, bir insonning haqqiga tajovuzga yordam berishlik, mazlumlarni, ojizlarni xorlashlik, juda ko'p gunohlar bor. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, kimki guvohlikni yashiradigan bo'lsa, albatta uning qalbi gunohkordir. Va hadislarda kelgan payg'ambarimiz alayhisalom sahih hadisda aytadilarki, ogoh bo'ylar, albatta insonning jasadida bir tishlam go'sht bor. Agar shu go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar bu parcha buzilsa, butun jasad buziladi deganlar. Ala vahiyal qalbu, ogoh bo'ylar, albatta bu parcha qalbdir deganlar. Qarang, qalbning butun jasadga ta'siri juda katta. Qalbga bog'liq. Shuning uchun endi guvohlikni yashirgan odamning qalbi gunohkor dedimi, uning butun amallari buzilib ketaveradi. Borgan sari rasvo bo'lib, borgan sari gunohkor bo'lib ketaveradi. Vallohu bima ta'maluna alim. Va Alloh taolo qilayotgan amallaringizni biluvchidir. Yuqoridagi, ya'ni ikkita ta'siri bor buni. Biri shu muomala, tijoriy muomalalarda qanday amal qilyapsizlar? Shu hukmlarga binoan, Qur'on hadisga binoan amal qilyapsizlarmi? Alloh uni biluvchidir, mukofotini beradi. Yoki bu hukmlarga amal qilmayapsizlarmi? Zoya qilyapsizlarmi? Aqllaringizga ishonyapsizlar, urf-odatga ergashyapsizlar. Yoki nafslarga ergashyapsizlar. Buni ham Alloh taolo biluvchi va jazolaringizni beradi. Ikkinchi tafsir umumiy tafsirdir. Butun masalalar, faqatgina tijoriy masala emas. Butun masalalarda, e'tiqodda, ibodatda, muomalatda, muosharatda hammasida nima amal qilyapsizlar, Alloh taolo biluvchidir. Yaxshi amal qilyapti degan bo'lsangiz, yaxshi mukofot, yomon amal qilyapti degan bo'lsangiz, yomon jazolar. 284-chi oyat. Lillahi ma fis samawati va ma fil arum. Va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allohnikidir osmonlardagi va yerdagi narsalar. Allohga xosdir osmonlardagi narsalar va yerdagi narsalar. Va sizlar nafslaringizdagi, ichlaringizdagi narsani oshkor qilsalaringiz yoki uni maxfiy qilsalaringiz, baribir Alloh taolo uni sizlardan hisob kitob qiladi. O'zi xohlaydigan kishilarga kechiradi, mag'firat qiladi va o'zi xohlaydigan kishilarga azob beradi. Va Alloh har narsaga qodirdir. Suyuti aytayaptilar. Lillahi ma fis samawati va ma fil arum va in tubdu tuzhiru. Osmonlardagi va yerdagi narsalarning hammasi Allohga maxsusdir. Agar izhor qilsalaringiz, tubdu degani tuzhiru degani. Agar izhor qilsalaringiz, oshkor qilsalaringiz, ochiqchasiga qilsalaringiz, ma fi anfusikum, ya'ni nafslaringizdagi narsani, ichlaringizdagi narsani, minasu'i val azmi alayhi. Bu ichimizdagi narsa nima? Suv, yomonlikdir. Va yomonlikka azm qilishlik, bir gunohni izhor qilishlik. Bir inson masalan o'g'irlik qilmoqchi, o'g'irlik qilaman deyapti. Sigaret chekmoqchi, sigaret chekaman deyapti. Aroq ichmoqchi, aroq ichaman deyapti.
Şimdi günahlarını izhar kıladigan bo'lsa, ichidagi günahlarını bildirsa. Av tufuhu yoki maxfi qilsalaringiz, tusirruhu sir qilsalaringiz yoki yashirsa, yuhasibukum Alloh taolo sizlarni hisob kitob qiladi, yuxbirukum sizlarga xabar beradi bihi o'sha narsalarni hammasini. Allohu, ya'ni Alloh taolo hisob kitob qiladi yomul qiyomati qiyomat kunida. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَوَ الْمَغْفِرَةَ لَهُ Ve kim ki Allah-u Teala keçirişliğini haklasa, şunu keçiredi. وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَوُ تَعْزِيبَهُ Ve kim ki azab verisini haklasa, ta'zibini haklasa, şunu azab verir. وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَتْفٌ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ Bu ikili fiil, yani فَيَغْفِرُ بِلَنْ يُعَذِّبُ fiilleri meczum buluşuyen mümkün. فَيَغْفِرُ bulup. Yani وَيُعَذِّبُ bo'lib majzum bo'lishi ham mumkin. Unda shartning javobiga atf bo'ladi. Ya'ni intubdu aw tukhfu deganimizda intubdu jumla fe'liya ayn bilan mana in shartiyadur jumla shartiya bo'lyapti. Aw tukhfu esa ma'tuf bo'lyapti unga. Keyin yuhasibukum deganida yuhasib mana majzum chunki shartga jazo bo'lyapti. Endi sayaghfir desiz buni jazm qiladigan bo'lsangiz, f harfati bo'ladi-da, yaghfir degan majzum fe'limiz yuhasib degan majzum fe'liga atf bo'lgan bo'ladi. Yuhasib esa intubdu yoki avtuxfuni javobiydi, shu shartni javobiydi. Shu javobga atf bo'lgan bo'ladi. Yuazzib ham yaghfirga atf bo'lgan bo'ladi, yaqin yoki uzoq yuhasibga atf bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun majzum. وَالْرَفْعُ اَيْ فَهُوَ Raf buluşu ya mümkün. Bana bizi kıraatta, Kur'an'ımızda raf geliyordu. فَيَغْفِرُوا diyordunuz. Bunda yani u, yani Allah-u Teala mağfiret kıladı ve azab verildi diye manak yetişkendi. Bunda atıbı mıydı yukarıya? Yani cümle-i cezaiyyege atıbı mıydı? وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ve Allah-u Teala her neyse kadirdir. وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ Ve Allah-u Teala'nın kadir bugün derslerdendir. Sizlerin hesap kitap kılıçlığı ve sizlere ceza birişliği. Bunun hem kadirdir Allah-u Teala. Allah Subhanehu ve Teala bana Bakara Suresini bitiriyordu. Bir sure bitiyordu. Ve bu Bakara Suresinde nihayette köp meselelerini beyan kıldı. Nihayette muhim meselelerini, hükümlerini beyan kıldı. Ko'zlaringiz Baqara surasining ichida juda ko'p ilmlar, ma'rifatlar, hikmatlar bor. Endi Alloh taolo qo'rqityapti, nihoyatda qattiq qo'rqityapti. Osmonlardagi va yerdagi narsalarning hammasi Allohnikidir. Allohdan qo'rqinglar. Yer, osmon, ularning ichidagi narsalar, ularning o'rtasidagi narsalar hammasi Allohniki. Allohdan boshqa malik, mulk egasi yo'q. Allohdan boshqa podshoh yo'q. Allohdan boshqa rob yo'q, Allohdan boshqa boshqaruvchi yo'q. Butun koinot uning mulkidir, uning maxluqidir, qulidir. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Alloh nihoyatda ulug' zotdir. Shunday zot bo'lgandan keyin biz qo'rqaylik. Va albatta inson bir amal qilsa qandaydir manfaat uchun amal qiladi. Bir manfaat foydasini ko'zlamasa amal qilmaydi inson. Bir zararni ko'rsa zararga qarab ketmaydi. Foyda kerakmi sizlarga? Mana butun mulk Allohning qo'lida. Allohni rozi qilinglar, Alloh taolo sizga xolaganingizcha foyda beradi. Yer, osmon va uning ichidagi narsalar hammasi Allohniki. Sizlar dunyo va dunyoviy maqsadlarga, dunyoviy manfaatlarga ega bo'lmoqchi bo'lib turgan bo'lsalaringiz, Allohdan so'ranglar. Alloh beradi, o'zi rozi bo'lib va rozi bo'ladigan qilib beradi. Lekin dunyo uchun, dunyoviy manfaat uchun sizlar shariatga xilof qiladigan bo'lsangiz, Allohga xilof qiladigan bo'lsangiz, unda siz talab qilyap turgan narsalaringizni egasi bo'lgan Allohdan yuz o'girgan bo'lasiz. Alloh bermaydi. Beradi-yu sizga zarar qiladiganini beradi keyin. Boshingizga balo bo'ladiganini beradi. Shuning uchun Allohdan rozi qilib, Allohdan so'rang nima kerak bo'lsa. Butun mulk Allohnikidir. Allohning mulkida yashaysiz, Allohdan so'ramaysiz, mahluqdan so'raysiz. Bu juda katta jinoyat.
Bazılar ise ibadet kılıp soruşadı. Elbette bunlar müşriktir, kafirdir. Nihayette katta nankörlük. Ve müşrikler hemesi butlardan, kabirlerden, heykellerden, ruhlardan soruşarken, onlara ibadet kılarken aslında yer asman hemesi Allah'ın iki ekenliğini bilişerdi. Bilip durup kılışardı. Kadın bu ayetten tevhid hem sabit buluyordu. Allah sana uzunluğun nihayette büyüklüğünü, kadirliğini ilan kılıp endi korkutu yaptı ki وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ Eğer sizler uzlarınızı, nefslerinizdeki, içlerinizdeki nefselerini izhar kısalarız. Yani yaman niyetler. Yani bunu biz ne için yaman niyet diye yapıyoruz? Çünkü feyagfiru keliyat. Keçirerde de keliyat. Şundan bile yapıyoruz biz. Ve yine korkutu yaptı Allah-u Teala. Şundan bile yapıyoruz. اَوْ تُخْفُهُ يَكِ مَخْفِي قِسَلَرِزْ يُحَاسِبُكُمْ بِهِلَّهِ Elbette Allah-u Teala bu nasıl için sizlerine hesap kitap kıladı. Uzu hâhlegen kişilerine mağfiret kıladı ve hâhlegen kişilerine azab verildi. Ve Allah-u Teala her neseye kadirdir. Demek kalbimizde buladığın neselerine hesap kitap bularken. Bu ayet zahirde kürsete yaptı ki kalpteki neselerine hesap kitap buladı. Allah hâlese kesiledi, hâlese azab verildi. Ve hesap kitap buluştuğu anı gaitilmiyat. Ali Kinrak yine tuhtalamız. Hazır muhtasar kılıp ayeti, şu ayet nazır bu geldi, sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aldığı gelişip, tiz çöküp oturuştu, yığılaştı, etti ki, ya Resulullah, biz hemen hükümde kabul kıldık, namaz, roza, had, cihad, hemesini kabul kıldık, hemesini iyi itaat kıldık, hemesini iyi teslim bulduk, ama bunu kılal mıyımız deyişti. Kalbimizde kigen nesege iyi bulal mıyımız? Allah Teala bizi kalbimizde buladığın nesnelerini hesap kitap kılaman diye yaptı. Kolumuzdan kim yedi bu dedi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam onu dedi neyler? Sizler semiyene ve ahtana deyler. Terbiye kıldılar. Sahabeler yine itaat kılışıp eşitliği ve itaat kıldık dedi. Kiyin kiyinki ayetler nazil buldu. Bunu kiyinki ayetlerde ayeti diremen. Lekin bu ayetini sahabeler kendi çüngeliğini bir valişte güce ayet yaptı hazır. Hani sahabeler kendi çüngeliğini yaptı bunu. Hesap kitap buladı. Allah-u Teala hesap kitap kıladı bunu. Şimdi bazı hadislerde geldi ki Peygamberimiz Aleyhisselam etediler. Ötken ümmetler şu nefsteki nesneler için hesap kitap kılınardı. Benim ümmetimge hesap kitap bu meydediler. Kendi çüngeliği gerek. Bazılar etedi ki bu mansuh bu gendiydi. Bu ayet mansuh bu gendiydi. Aldığına göre kalpteki nefsini, nefsteki nefsini hesap kitap kılamendi de Allah-u Teala ki mansuh bu dedi. Lekin mansuhmez. Ne doğru yani mansuh demezlik gerek. Mansuh dişlikke şaşılmazlik gerek. Belki o kalp haleti ve insanın nefsindeki nefsiler haletleriye karab özgeredi. Peygamberimiz Aleyhisselam ümmetimden kütarıldı, günah bu meydigen nesiler vasveselerdir. Vasvese kiliyaptı, insan onu rad kiliyaptı. Bunun için insan günahkar bu meydi, belki sevap buladı. Ötken dersler demekti dedim, sahabeler kiliyaptı ki, ya Resulullah, bizi kalbimizde, aklımızda, şimdi yaman nesiler kiliyaptı ki, onu biz izhar kılgenden göre yanıp gitkenimiz yaşadı. Şunu şöyle yaman nesiler kiliyaptı dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki şimdi yaman nesillerini taptılar izmi? Dediler onlar ha dedi. Bu imanın sarihidir. Açık imandır. İmanın hakikatidir dediler. Hani? Siz aklınızda ki gen vasıtasalarda def de geldiği için, hay de geldiği için sizce sevap böyle yaptı, acır böyle yaptı, derecesi götürüle yaptı. Şu nesaneti yaptılar. Bunun için günahkar bu miydi insan? Bunu hesap kitap kımıyordu Allah Teala. Lekin hesap kitap kıladı yani bundan keyingi mesele. Vasvese geldi onu def kımadizde, haydamadizde oylan yapsız. Tefekkür kılı yapsız. Şeytan kalbizge bir günahını vasvese kıldı. Şu günahı kendiye kısam ikin. Kendiye kılıp amelge aşırsam ikin. Plan kılı yapsız. Tartık kılı yapsız. Yani şunu Allah-u Teala hesap kitap kıladı. Ya ki bir günah kılamandı. Kast kıp yürüpsüz, azım kıp yürüpsüz. Şunu Allah Teala hesap kitap kıladı. Gördünüz mü? Şimdi bu fakat yine vasvesemez. Yani insanın da akılıya kilip gidiyor yanasemez. Kilip kalıpta koyan derseler. Şunlar da Allah Teala
Halasa keçirədi, halasa keçirməyirdi. Allah ki, oxu gəndəsə. Yəni, günahdır bu. Əgər bir imani məsələ bu məsələ. İmani məsələ bulsa, kafirib qaladı insan, münafıq qaladı. Ehtiyar qulusluq gərək. İnsanı qalbəgə aldın, şuna günahlar kələdi, kinsəkin şək şübhə, kiyin küfürlən şirk kələdi, adam kafirib qədədi. Şunun üçün günahlardan başlaydı şeytan, ehtiyat bulayın. Qalbizə günahları yaqınlaştırmayın, qalbizə günahları tügmeyin ki, ondan ki şək şübhələr kəməsin. Və şək şübhədən ki, küfür şirk kəməsin, mürtəd ok etməyin, kafir ok etməyin. Peygamberimiz aleyhisselam sahih hadislerde etediler ki, Allah-u Teala bütün hasaneler, güzellikler ve yamanliklerde bir gilip koydu. Mumun kişiye bir hasanaya en kemi de 10 da biraz. 700 de geçer ve ondan yanam köpertirip bir uğradı. Bir insan yakşı amelde niyet kısa, eğer kılalmasayım Allah-u Teala onge bir sevap biraz. Yani, yakşı amelde niyet kısa yu, kılalmasa, kılmasayım. Kılamadı da kılmadı. Onge Allah-u Teala bir sevap yazı uğradı. Allah'ın merhametini kareyim. Yakşı amelde niyet kıyanızı Allah sevap bir yazdı. Eğer şunu kısa, kendi de 10 beraber ve köpünü Allah biledi, köp sevaplar bir uğradı Allah-u Teala. Eğer bir insan yamanlıkta niyet kısa, yaman amel kılamendiz ama kılmese, onge sevap bir adı Allah-u Teala. Hani terk kıldı da o yaman gümanlı, yaman fikirini, yaman yani günah kılıçlıydı, niyet kılıyordu, onu terk kıldı. Şunun için Allah-u Teala onge sevap bir adı. Eğer şu yaman niyetini kısa, yaman ameldi kısa, bitti günah yazadı halas. Allah'ın merhametini kareyim. Savapta kendi 10 beraber köpünü uzu bilerdi. Lekin günahta bitti günah yazıyordu halas. Kıyamet günü de Allah subhanehu ve teala bazı kullarını uzuge yakınlaştırdı. Nihayette yakınlaştırdı, sırlaşadı. Dedi ki, ey kulum, falan yerde, falan zamanda, falan amellerde kıyanı din. Esinde mi deydi? Kula dedi ki, ha Rabbim esimde deydi. Yine Allah Teala başkalarını sevdiğim isletedi. Kul nihayette korkadı. Günahlar isletilgenden kim? Ahırda Allah Teala dedi ki, ey kulun, şu günahlarını dünyada yaşırdım ben deydi. Dünyada hiç kimse bildirmedim deydi. Ahirette hem yaşıramam deydi. Keçirdim deydi. Bu cennet geliydi. Karim. Keçirse düşündük. Feyagfiru limen yaşa. Hahla gellerini keçirdi. Ve hala gelleri azab verdi Allah Teala. Allah-u Teala her nesliğe kadirdir. İhtiyat buluşluk gerek. Allah'tan korkuyelik. Kalbimiz kançalik büzülse, Allah-u Teala körüp durup da, şünçalik yamanlıkı ketip kalırız. Kalbimiz kançalik düzelse, Allah-u Teala körüp durup da, şünçalik yaşı buluruz. Allah Subhanehu ve Teala, bütün ümmetine uzu yaşı bulabildiğin ve razı bulabildiğin yollarına hidayet kılsın. Bütün ümmetine uzu yaş görediğin ve razı bulediğin yollarına hidayet kılsın. Bütün ümmetine uzu yaş görediğin ve razı bulediğin yollarına hidayet kılsın.